Demokratik bilimsel ana dilde eğitim. Demokratik bilimsel ana dilde eğitim. Şiddete ceza, öğretmene güvence. Bizler biliyoruz ki şiddeti uygulayan kişi sadece tek suçlu değil. Suçlu bugün toplumu etnik kimlikleri üzerinden ayrıştıran, cinsiyetleri üzerinden ayrıştıran, inançları üzerinden ayrıştıran ve her birini, her bir aidiyeti ayrı ayrı hedefe koyan, onlar üzerinden ötekileştirici, ayrıştırıcı bir dil kullanan siyasal iktidar. Aynı zamanda da bugün eğitim emekçilerinin sorunlarını gidermekten çok uzak politikalar üreten, siyasal iktidarın ideolojisi doğrultusunda bir eğitim anlayışı dizayn eden, bu doğrultuda bir öğrenci profili yetiştirmeye ve öğrenciler aracılığıyla da yine siyasal iktidarın istencine uygun toplum yetiştirmeye çalışan politikalardır arkadaşlar. Dolayısıyla bugün eğitim sistemine dair söz söylemek gerekiyorsa, eğitim sisteminin bugün farklılıkları, aynı zamanda ana dili farklı Türkçe olmayan çocukları, farklı inançları, farklı etnik kimlikleri gözeten, onların haklarını koruyan demokratik bir eğitim sistemine ihtiyaç olması gerekiyor. Susma, aykır, şiddete hayır. Susma, aykır, şiddete hayır. Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim emekçisinin can vermesi gerekiyor? İktidarın ve MEB'in plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz? Üzüntümüz çok büyük. Bir meslektaşımızı, eğitime, öğretime, bütün bir hayatını adamış bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada özel sektör öğretmenleri buraya gelemediler ne yazık ki. Çünkü Milli Eğitim Bakanı eğitim öğretimin devam etmesi kararı aldı. Ve yaşanan bu olaydan sonra bile biz iş bırakamadık. Çünkü torba iş kolunda sendikalaşmanın zor olduğu koşullarda sendikalaşmaya çalışıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadele. Bütün bu saldırıları yapanların güçlerini cezasızlık politikasından ve egemenlerin, iktidarların
eğitimcileri, sağlık çalışanlarını, kamu emekçilerini itibarsızlaştıran politikalarından, şiddet, baskı, zor ve savaş politikalarından kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz Ekipler. Haykırıyoruz arkadaşlar.
arkadaşlar. Karanlığa teslim olmayın. Pankartların arkasına geçsin. Sektörde çalışan öğretmen arkadaşlarımız. Çok ağır koşullar altında. Karanlığa teslim olmayacağız. Tüm yeni eser aramızda hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gereken ilk adım bu zihniyetin kökten değişmesidir. Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Ne tekme ne kurşun bu şiddet dursun. Ne tekme Yesuç'un bu şiddet dursun. Artık yeter. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz.